Şimdi sizinle bugün sabahtan bir günümüzü nasıl geçtiğini, neler yaptığımızı anlatacağız. Nakış atölyemizin önünden geçiyoruz ve bunlar açık lise öğrencilerinin okuduğu, devletin dağıttığı kitaplar. Yerimiz çok geniş olmadığı için koridorlarda tutuyoruz maalesef. Soran çok oluyor. Burası da benim atölyem. Müsaade istemeden girmeyiniz çünkü atölyemizde prova oluyor. Ütü sularımız, içtiğimiz sular, cansız mankenlerimiz, panomuz, makinalarımız ve atölyemiz gördüğünüz gibi şu an perdelerimiz yıkandığı için bugün takılacaklar. Şöyle güzel bir atölyemiz var. Ben çok seviyorum burada olmayı. Şu an çok sessiz ve boş ama birazdan çok hareketli bir hal alacak. Evet, Esin Hanım'a merhaba diyelim. Esin Hanım kendisine bir gömlek dikiyor mu, söküyor mu? Esin Hanım, şu dikiyor musunuz? Söküyorum. Söküyorsunuz. Çünkü cebi güzel yerleştirmemişim, hoşuma gitmediği için. Evet. Söküp tekrar yerleştireceğim. Esin Hanım bizim kursumuza bu sene Eylül ayında başladı. Sıfır bilgisi yoktu. Kendisinin evinde makinesi vardı. Dikiş dikiyordu, bez dikiyordu değil mi? Bohça dikiyordu, yastık dikiyordu ama dikiş teknikleri öğrenmek için kursumuza geldi ve benim gerçekten en başarılı kursiyerlerimden biridir. Hayriye Hanım'a günaydın diyoruz. Merhaba. Merhaba. Hayriye Hanım sürekli kayınvalidesine elbiseler dikiyor, elbiseler dikiyor, elbise. Dördüncü mü bu? Biz bu atölyede genellikle kayınvalidelere ve gelinlere çalışırız. Hayırlı gelinler. Hayırlı gelinler, hayırlı kayınvalideler. Kursiyerlerimiz sabah yavaş yavaş toparlanırken biz de biraz atölyemizin tanıtımını yapalım. Burada bizim tahtamız var. Ölçülerimizi ve önemli notlarımızı yazarız. Ütü masamızın şöyle bir halini göstereyim size. Çok fazla kullanılıyor. Haftada yaklaşık 50 kişi kullandığı için biz üst üste bunları koyup yıkayıp yenisini koyuyoruz maalesef. Ama işleyen demir pas tutmaz masasıdır aynı zamanda. Ütümüze koyduğumuz sularımızın bidonları var. Burada da yaptığımız teknik parçaları genelde koyarız. Kursiyerlerimiz yeni başladığı zaman kurslara bunu yapıyoruz. Burada da teknik parça çalışmalarımızı yani deneme parçalarımızı yaptığımız kalıplarımız var. Şöyle neler varmış bakalım. Ayaklı yaka, gömlek yakası, şablon kalıplarımız aynı zamanda bunlar. İlk önce deneme parçasına yapıp sonra üründe yapmayı tercih ediyoruz ama bazen vakitte olmuyor maalesef. Bu şekilde kullanıyoruz kalıpları. Burada bir Japone kol kalıbımız var, çizimi. Teknik çizimdir. Makinamızı şöyle göstermek istiyorum. Singer makinamız. Hepsi aynı bizim. 4 tane düz dikiş makinamız var. Bunları kullanıyoruz. Bize yetiyor. Sağ olsunlar. Bütün kahrımızı da çekerler aynı zamanda. Diğer makinelerimiz henüz daha açılmadı sabahın ilk saatleri olduğu için. Atölye talimatlarımız var. Genel kurallarımız var. Güvenlik kurallarımız var. Ve burada da pensiz temel beden kalıbı çizimimiz var. Burada da bizim malzeme dolabımız var. Şöyle açayım. Biliyorsunuz ki hiçbir atölyenin, hiçbir giyimcinin ve terzinin dolabı çok düzenli olmaz. Şöyle kumaşlarım var. Şurada gördüğünüz yerde benim kumaşlarım var. Sürpriz yumurta gibi olacak. Şöyle göstereyim. Kumaşlarımı da hepsini açmak istemiyorum. Hepsini dikemiyorum çünkü vakitsizlikten. İlk dikeceklerim elimin altında olanları böyle koyuyorum. Sonrakiler böyle. Düğmelerimiz, fermuarlarımız, çıt çıtlarımız, kalıplarımız hepsi burada. Kalıplarını kullandığımız burada dergilerimizde şöyle size göstereyim. Her ay almaya çalışıyoruz. Her ay birkaç tane almaya çalışıyoruz. Ve güzel bir koleksiyonumuz oluştu bizim bu dergilerden. Bu dergilerin paftalarını da şu şekilde bunun içinde saklıyorum ben. Ayrı tutuyorum. Dergiden modelimizi seçiyoruz. Seçtikten sonra yani her seferinde kalıplar içinde şey olmasın diye böyle bir dosyalama sistemi oluşturduk. Tripodum var. Malzemelerimizi koyduğumuz çekmecelerimiz var. Sınıfın ortak malzemeleridir bunlar. Şöyle gösteriyorum size. Şeyi arıyorum, masura. Esin Hanım nereye koyduk biz onu? Ha şurada, şurada evet. Masuralarımızı da böyle marketten aldığımız çakmak
kabının içinde saklıyoruz. Birçok tabi masuramız var. Bunun haricinde de kullanıyoruz buradan. Böyle. Şurada da gene kullandığımız kalemler. Sınıfta unutulanlar, kaybedilenler, makaslar, peçetelerimiz. Burada çizgi taşlarımız var. Şurada bobinlerimizi gösteriyorum size hemen. Birçok bobinimiz var genelde. 120 numara bobin kullanmayı tercih ediyoruz. Hem daha dayanıklı oluyor, hem de bize zorluk çıkarmıyor. Şurada da ağırlık yaptığımız taşlarımız var. Çok sık kullanılan ve sürekli elimizin altında olan malzemeler olduğu için de evet, biraz atölyemiz çoğu zaman çok dağılabiliyor. Eğri cetvellerimiz, teğet cetvellerimiz, düz cetvellerimiz de burada. Kendi yaptığımız Riga takımının cetvelleri de burada gördüğünüz gibi. Bunun linkini Instagram'dan paylaşmıştım. Birçok kişi de yaptılar. Beni de çok mutlu ettiler. Burada da parşömen kağıtlarımız bütün halde. Bunlar da artan parşömen kağıtlarımız. Tabii gene 40 kişinin artan parşömen kağıtları olunca biraz fazla olabiliyor. Günümüzün çalışmalarından burada da bir genç kıza siyah bir kuyruklu elbise dikiyoruz. Günlük bir elbise olmayacak bu. Çok hoş olacak ama bu Hanife'nin sanki başörtüsü gibi geliyor bana. Yoksa Meryem. Şu an bir dakika ya, siyah elbiseyi bulmaya çalışıyorum. Bunu paylaşmalı mıyım, paylaşmamalı mıyım bilmiyorum. Evet, birazdan manken üzerinde de size gösteririz zaten. Birinin türbanını etek diye gösteren öğretmen olarak tarihe geçeceğim. Az önce çok güldüm. Genç kız elbisesi dediğimiz elbisenin arkası, önü. Bu da eteği bittiği zaman sizinle paylaşacağız. İnşallah çok güzel bir elbise olacak bu da. Hanife Hanım'ın ellerine sağlık. Şimdi bizim makinalarımız çok sık kullanıldığı için, sürekli olarak dikiş dikildiği için çok fazla kirleniyor. O yüzden sabah ilk iş bizim kursiyerlerimiz makinayla dikişe başlamadan önce ilk önce makinaların temizliğini yapıyorlar. İplerini, masuralarını hazırlıyorlar ve güne başlıyorlar. Bizim bu da günlük rutinimizden biridir. Şurada da gösterelim hemen. Temizlik yaptığımız ve malzemelerimizi koyduğumuz bir kutumuz var. Bakın temizlik fırçalarımızın da ne kadar temiz olduğunu size gösterelim. Ama her gün temizliyoruz, her gün bu hale geliyor bu fırçalar ister istemez. Sürekli temizlik halindeyiz. Evet, kolay gelsin Hayriye. Teşekkür ederim hocam. Evet, bu da bizim overlock makinamız. Daha önce de özellikleriyle ilgili çekim yapmıştık, size göstermiştik. Şimdi overlock makinesinin ayarı yapılıyor. Overlock çekilecek bunda da. Kayınvalide elbisemizin kayınvalidesini ütüler gibi. Esnetmeden düz boyutluğuna göre ara ütüsü yapılıyor elbisenin burada. Evet. Bu da bizim Sevgi Hanım'ın kızına diktiği, Diana dergiden kalıbını çıkardığımız kabanımızın çalışması. Bütün işleri bitti sayılır. Cepleri oldu, kolları oldu, yakası, klapası oldu. Ütülenecek ve astarlıyor. Sevgi Hanım merhaba diyelim. Merhaba. Sevgi Hanım da bu sene dikişe aslında sıfırdan başladı sayılır. Ve şu an Eylül ayından bugüne kadar, yani Nisan ayındayız, kaban astarlama aşamasına geldik biz Sevgi Hanım'la beraber. Biraz meşakkatli oldu mu Sevgi Hanım? Evet. Şimdi iyi hocam. Şimdi iyi değil mi? Şimdi iyi. Çok kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Gömlek manşeti yapıyoruz. Basit yırtmaçlı. Çok güzel bir gömlek olacak bu. Bitmişini paylaşmayı da çok istiyorum. Evet, kestiriyor. Şimdi orasını çıtlatacak. Çevirecek. Spor dikişlerini yapacak. Manşet kenarlarının Esinan'ı şöyle gösterelim. Evet. Şimdi hem dergilerimizi gösterelim, hem de biraz kursumuzdan bahsedelim. Bizim kursumuz haftada 5 gün ve 3 grup halinde devam ediyor. 3 ayrı grubumuz var. Pazartesi, salı bir grup. Çarşamba, perşembe bir grup, cuma bir grup olmak üzere. Yani haftada 2 gün, haftada 2 gün ve bir gün. Şurada elbise modeli ayırmıştım kendime. Onu iç içe koymuşum. O yüzden böyle bu dergi. Şu ikisini ayırayım. İnşallah elbise dikmeyi düşünüyorum. Devlet kurumuyuz biliyorsunuz. Halk Eğitim Merkezi'nde kurslarımız ücretsiz ve yüz yüze devam ediyor.
kurs başvurusu yapıyorsunuz. Kurs başvurusuna göre de kurslara kaydoluyorsunuz. Bulunduğunuz her ilde ve ilçede mutlaka Halk Eğitim Merkezi'nin kursları vardır. Tabi sadece moda tasarımı kursu da yok. Örgü var, nakış var, el sanatları var, Kur'an-ı Kerim var, mozaik var, çini var, resim var, görsel sanatlar var. Var da var. Çok önemlidir. Kadınların özellikle, çünkü çok fedakarlık yaparak kadınlar biliyorsunuz bu kurslarımıza devam ediyorlar. Evde çoluğunu, çocuğunu okula gönderip, eşini gönderip, yemeklerini ayarlayıp gelip, bunlar da bizim eski sayılarımız. Kurslarımızla da bir tane de Diana dergimiz var gördüğünüz gibi. Burada Büyük Beden, bu da çok güzel bir dergi, 2003 sayısına ait. Kurslarımızdan da bu şekilde bahsetmiş olalım size. Kurslarımıza kayıt sayısı denen bir sayı var, onu da söyleyeyim. Benim en sevdiğim dikiş kutusunu da göstereyim. Hacı İsmail Hakkızade Hafız Mustafa Efendi'nin şeyi, bunlar da bizim dikiş kutularımız. 12 kişiyle açılıyor bir kurs hanımlar. 12 kişi olduktan sonra bir kurs açılıyor. Ama tabii atölyenin durumuna göre, şartlarına göre sayı artıp azalabiliyor. Bizim atölyemiz ortalama her gün en az maksimum 10 kişiyle eğitim, öğretim veriyor. Şöyle gösterelim gene. Hummalı çalışmamız başlamış oldu. Evet, herkes makinalarına oturdu ve çalışmasına başladı. Bizim atölyemizde her gün 10-15 kişi olur. Kurslarımız 12 kişiyle açılıyor demiştik. Ortalama 8, 10, 12, 15, bazen 17-20 kişi de oluyoruz ama şu atölyede kesinlikle 12 kişiden fazlasını kaldırmıyor bizim atölyemiz. Biraz da size kendi masamı göstermek istiyorum. Günde 10 kere topladım ama 10 kere de toplanmayan, temizlenmeyen bir masadır kendisi. Çünkü iş çok. İğne kutum, makine iğnelerimiz, biz bunları genelde Trendyol'dan indirime her girdiğinde stoklayarak alıyoruz veya Singer'in kendi sitesinden alıyoruz. Sarı karbon kağıdımızla biliyorsunuz kalıp işaretlerini geçirmeye yarayan bir kağıt bu. Bunu kullanıyoruz. Günlük olarak elimin altında olan malzemeler, mezuralarım burada, yemek kartlarım burada. Bu hani kalın yerleri dikerken ayağın altına koyduğumuz aparat. Bunu da bizim örgü öğretmenimiz oğluna bilgisayarda yaptırmış kendisi, verip kendisi endüstri tasarımcısıymış oldu. Bize hediye etti. Çok teşekkür ederiz. Çok seviyoruz bu ayağımızı da. Düğmelerim, çıt çıtlarım, kalem tıraşım, çizgi taşlarım, gene mezuralarım. Şurada gene karbon kağıdım, mezuralarım, kumaş mandallarım, canım kumaş mandallarım ve kelebekli toplu iğnelerim var. Bunların da zaman zaman nereden aldığımla ilgili bilgileri sizinle paylaşıyorum. Kalemlerim, parşömen kağıtlarım, kurs defterlerim, yani günlük kursa yazdığım ve şu an kesmek üzere olduğum güzel bir kumaşım var. Onu size göstereyim. Evden getirmiştim bunu yıkamak için. Ama henüz bunun, işte az önce burada dergilerini gösterirken modeline karar vermediğim için poşetten bile çıkarmadım. Bir bu kadar malzemem de öğretmenler odasındaki dolabımın içinde mevcut. Onu da belki çeker sizinle paylaşırım. Bulunduğumuz ilçenin bugün bizim pazarının kurulduğu gün. Bazı kurserlerin pazara uğrayıp gelmişler ve az önce bahsettiğim alışverişlerden yapmışlar. Birçok fermuar almışlar. Nesrin Hanım merhaba. 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 Nesrin Hanım da pazardan kumaşlar alıp gelmiş. Hemen hep beraber kumaşlarımıza bakıyoruz. Anlat, kaç liraya aldın, nasıl aldın? Ben de bakayım şöyle bir. Bu çok güzelmiş. 15 lira. Evet. Bu da riben olarak aldım da. 7,5 görebilir miyim renginin güzelliğine? Biz Nesrin'le ikimiz yeşil hastasıyız. Çok seviyoruz yeşili. Şöyle bakın, kaç liraya aldın bunu? Onu 7,5 aldım. Bunu hepsini toplu aldım. Halde. 7,5 lira. Hayır, değil mi? Bu 7,5, evet. Ha, toplu halde. Tamam, 15 lira. Görelim. Çok güzel bir kumaşlar geldi gene. Bunlara kaç lira verdin? Bunlar 15'likti tanesi. Evet. Şunu 2'ye aldım. Toplamı 2 lira mı? Evet. Metresi mi? Yok, o şekilde 2 lira. 2 lira kumaş. Hasarına, defosuna, şeyine baktınız inşallah. Baktım, alırken. Küçük bebeğe kullanacağım. Tamam. Bunu 35'e aldım. Hmm. 30 aldım. 30, fisto 35. Mudur? Bu yok değilmiş. Fisto sandım. Toplamını 35 liraya aldım. Evet. Şöyle delikli bir kumaş.
Her gün bizim atölyemiz böyle güzel kumaşlarla şenlenir. Kareli kumaş, hoş geldin kareli kumaş. Çok severiz kareli kumaş. Çok zorlayacak bir kareye benziyor. Zorlamayacak, zorlamayacak tabii ki. Zaten öğrendiniz. Güle güle kullan. Bu da 70 lira. Bundan ne yapmayı düşünüyorsun? Hocam bundan iki kıza jile düşünüyorum. İnşallah. Tamam. Kolay gelsin. Güler Hanım'a merhaba diyoruz. Merhaba. Evet merhaba. Güler Hanım, ne yapıyoruz? Anlat bakalım bize. Burada da bir tane pantolon kestik biz. Hı-hı. Arka bedeni, bu da ön bedeni. Tamam. Şuralarından genişletme yaptık. Her evet. Her iki taraftan. Tamam. Eşit oranda. Bundan pantolon yapacağız. Kolay gelsin sana da Güler Hanım. Onlar ne cepleri? Kemer parçası. Kemer parçası. Tamam. Yandan fermuarlı olacak. Süper. Bu pantolon kalıbını hatırlıyorum ben. Hatırlıyorum. Evet. Tamam. Birazdan kalıp bilgisini de paylaşalım. Dediğim gibi bizde yılın kayınvalideleri ve yılın gelinleri var. Bahar Hanım da evlenmek üzere olan gelinle çok güzel pijama takımları, çok güzel sabahlıklar dikti. Şimdi ütüsünü yapıyor. Bu da harika bir çalışma oldu. Kumaşı çok güzelmiş ve çalışması çok zor bir kumaş ama Bahar Hanım yıllardır dikiş diken tecrübeli bir kursiyerim benim. O yüzden çok güzel çalışmalar ortaya çıkartıyoruz birlikte. Çok güzel bir elbise de diktik ama onu şu an gizliyoruz. O kayınvalide elbisesi. O düğünden sonra çıkacak ortaya. Bu da pijamamızın üstü. Güzelce ütülenecek ve bugün biter herhalde. Evet hanımlar, bizim hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı atölyede bir günümüz böyle geçiyor. Bu şekilde devam ediyor. Akşam olunca yorgun, argın ama mutlu, mesut evlerimize dönüyoruz. Güzel bir gün diliyorum herkese.